Arkadaşlar selamlar herkese. Şimdi Furkan kardeşimizin yanındayız. Kendisi Trendyol kurisi. Kanka kanala videoya katıldığın için çok teşekkür ederim. Rica Nasılsın? İyiyim, sizi sormalı. Sağ olasın, ben de iyiyim. Şimdi kardeşimizde şey var arkadaşlar. Bu gene kurye piyasasında çok kullanılan bir motor. RKS'nin Wildcat var. 125'lik değil mi kanka? Evet, bu? Evet. Kaç bin kilometre oldu abi? Sıfır mı aldın? Sıfır aldım ben. Şu an 4600 kilometrede. 4600. Araba geçsin abi. Genelde böyle kamyonlar meşhurdur yani, videonun ortasında geçiyorlar. Bu 2021 model mi kanka? Evet, 2021 model, sıfır bayi çıkışlı. Evet, şimdi 4600 kilometre yaptın. Bir sıkıntı, arıza falan yaşadın mı kanka bu kilometre boyunca? Şu ana kadar herhangi bir sıkıntısını yaşamadım ben. Herhangi bir şeyliğini görmedim. Peki alacak olan arkadaşlara bu motorla hani motokuryelik yapmayı, hani tam zamanlı 12 saat motorla çalışmayı tavsiye eder misin? Ya yoruyor. Alsınlar mı? Yoruyor birazcık. Oturuş sebebi çok, oturuş tarzı çok değişik olduğu için çok yoruyor. Tabii şimdi dik oturuş şeyi var. Yani pozisyonu var da aynı diyorlar gibi, göstereceğim birazdan motorda zaten. O ister istemez yoruyor seni tabii. Çok yoruyor. Asker gibi oturuyorsun sabahtan akşama kadar. Gidişi nasıl kanka? Gidişi çok güzel. 110 kilometre gördüm. 110 falan gördüm. Ben de diyor da 110'u falan o civarlarda gördüm. Hani normalde 100'ü görüyorsun da. Aynen. Peki yakıt konusunda hani 55 kuruş falan yakıyor mu abi? 50 kuruş yakıyor, hesapladım. 50 kuruş yakıyor. 4.7 deposu var. 196 kilometre tam götürdü beni. 196'da 96. Tekledi, bıraktı. Anladım. Servisten yana sıkıntı yaşıyor musun peki? Bakımları yaptırdığında falan. Uçar motordan aldım. Servisten yana sıkıntısını yaşamadım. Hani şu ana kadar istediğim zaman götürüyorum. Servisini yaptırıyorum şu an. Bunların parça maliyetleri çok pahalı olacağını sanmıyorum. Yani kaza durumunda falan. Türkiye'de üretimi zaten. Gaziantep'te fabrikası. Evet. Parçası kolay bulunuyor ama geç geliyor. Tabii. Servise. Biraz oyalıyorlar yani. Anladım. Peki İstanbul'da söyleyeyim. Anadolu yakasında sen nerede yaptırıyorsun? Uçar motorda yapıyorum. Uçar Üsküdar'da. Anladım. Şimdi gösterelim kardeşimizin motorunu. Abi diyor gibi aynı bildiğiniz Xeon'un şimbalı versiyonu yapmışlar yani. Ön bir de kanka soba açabilir misin? O ledleri falan ön taraftan. Bunun en çok beğendiğim şeyi bu led farlar abi. Şu anda şimbalı RKS'nin çoğu motorunda zaten led yani, hemen hemen stopların çoğu. Bunun en güzel tarafı dijital göstergesi var. Selektör koymuş altına. Evet. Göstereyim onu da. Aa bak, bunda mesela selektör de varmış. Onu ben bilmiyordum. Harbi yeni öğrenmiş olduk onu da. Bir de bu şey gözleri de, eşya koyma gözleri falan da bayağı büyük yani. Ya eşya koyma gözleri büyük. Diyoda böyle yok yani. Bir göz var. Çıkışı bile koymuşlar. Evet. Yani bayağı uğraşmışlar bunu yaparken. Abi yani 38-44 bin lira oldu diyor mesela. Hani onunla karşılaştırıyorum şu anda. Ne USB girişi var mesela. Hani aynen. Ekstra zaten Japon malı, artıyor fiyatları. Bunun şu anda fiyatları kaç biliyor musun? Hakim misin o konuya? 34 lira şu an. 34 sıfırı. Lira civarı. Ha, ikinci elde 26-27 liraya evet. Bulunuyor. Ya bir sorun falan yaşamadın kanka, gördüğüm kadarıyla. Kadar yaşamadım. Ağır bakım yaptırdın mı? Yok. Anladım. Daha 4 zaten kilometresi yeni olduğu için aynen. Ağır bakım yaptırmamış. Bu şekilde alacak olan arkadaşlar da Furkan kardeşimizin yorumunu dinleyip ona göre alabilirler. Ama tabii şu anda daha kilometresi yeni olduğu için çok sıkıntı yaşamamış. Teşekkür ederim katıldığın için. Çok sağ ol kanka.